Sizlerin de sizlerin vasıtasıyla bu konuşmamızı izleyecek olan bütün herkesin, vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum şimdiden. Allah sağlık, afiyetle, huzurla nice bayramlara eriştirsin hepimizi. Bütün insanlık için de hayırlar getirsin inşallah. Efendim dün hazırlık komisyonunda Salih Aydeniz'le ilgili bir oylama yapıldı. CHP'nin burada hayır oyu kullanmasıyla ilgili bazı eleştiriler var. Siz bu konuya ilişkin ne dersiniz? Bu konuya ilişkin ben konuşmayayım. Tabii her şey milletimizin gözü önünde cereyan ediyor. Ben baştan bu konuyla ilgili görüşümü açıklamıştım. Dokunulmazlık diye bir müessese var. Bu dokunulmazlık müessesesi milletvekillerinin şahsını korumak için veya milletvekillerinden bir suç işlemek kolaylığı, özgürlüğü tanımak için getirilmiş bir müessese değil. Esasen dokunulmazlık müessesesi. Yasama faaliyetlerini, parlamento faaliyetlerini korumak için var. Daha parlamentoda özgür tartışma yapabilmek ve parlamentoda oylamalar başta olmak üzere faaliyetlerin aksamasını engellemek için getirilmiş. Sürekli de değil, parlamenterlik, milletvekili bittikten sonra zaten dokunulmazlık da kalkmış oluyor ve bu süre içerisinde zaman aşımı işlemiyor. Fakat dokunulmazlığın kaldırılması diye de bir müessese var. O müessesede bazı suçlar bakımından ve bu şekilde bir prosedür içerisinde genel kurulca dokunulmazlığın kaldırılması suretiyle yargılamanın önünün açılması müessesesi de var. Burada tabii suçların ağırlığı vesaire gibi hususlar da dikkate alınıyor ama esasen daha çok sembolik anlamı olan ve millet nezdinde, milletimiz nezdinde infial uyandıran bazı suçlarla ilgili hep bugüne kadar uygulanmış. Burada bir asayişi, düzeni, güvenliği sağlamakla görevli bir polise karşı yapılan bir iş var, işlem var, bir davranış, bir fiil var. Bunun ciddi bir biçimde kamuoyunda da infial uyandırdığı herkes tarafından kabul edildi. Bununla ilgili süreç başlatılmıştı. Daha sonra benzer dosyaların, yani güvenlik görevlilerine karşı eylemlerinden oluşan dosyaların bulunduğu ve bunların birlikte değerlendirildiğini görüyoruz. Yani burada her şey milletimizin gözü önünde. Herkesin tavrının, tutumunun milletçe takip edildiğini biliyoruz. Ben hazırlık komisyonunun 18 Temmuz gibi raporunu nihai olarak bitireceğini ve 22 Temmuz gibi tahmin ediyorum. Bir planlaması var karma komisyonunda toplantı için. Çünkü karma komisyon meclis tatildeyken de çalışmak için izin istemişti. Genel kurulda da bu kabul edilmişti. Bu süreç devam edecek. Peki süreç tatil sırasında tamamlanırsa genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılıp oylama yapılabilir mi? Genel kurul şüphesiz toplantıya çağrılabilir usulüne göre. Ama bu süreç devam edecektir. Ben tahmin ediyorum 1 Ekim'den sonra herhalde genel kurulda görüşülür. Efendim bir de Semra Güzel olayı var. Yurt dışında kendisi. Milletvekili devam ediyor. Evet. Başkanlık divanını bu konuyla ilgili toplayacak mısınız? Şimdi İçtica'ya göre bir süreç var bu konuda da. Önce devamsızlıklarla ilgili bir tespit yapılıyor. Daha sonra bu tespitler ilgili milletvekillerine bildiriliyor. Onların itirazları olması halinde bu itirazların da değerlendirileceği ve bu konuyla ilgili yapılacak işlemlerle ilgili karar almak üzere Başkanlık Divanı toplanıyor. Şimdi o süreç içerisindeyiz. Şüphesiz ben bunu çok yanlış buluyorum. Devamla ilgili tartışmalar bir yana ama bir milletvekilinin sürekli bir devamsızlık halini içerecek şekilde bir tavırda olması, hiç devam etmemesi ve bu şekilde de milletvekili özlük haklarından yararlanması beni rahatsız ediyor, bunu çok açık söyleyeyim. Dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili bir durum söz konusuydu. Milletvekilliğinin düşürülmesi ancak kesin hükümle olabilecek bir şey. Yargılama devam edecekti. Ama meclise devam etmemek suretiyle ama milletvekili özlük haklarından yararlanmak çok yanlış bir şey. Çok açıkça bunu yapmak yanlış bir şey. Bu bakımdan bu süreç iç düzlükte görülen süreler dikkate alınmak suretiyle devam edecek. Komisyonların tatilde toplanma kararı nereden? Komisyonların hemen hemen hepsi diyebiliriz. Böyle bir izni zaten alıyorlar yasama yılı içerisinde. Gerek olduğu takdirde tabii onlar toplantıları yaparlar.